31 Mart'a kadar hükümet bekliyor ama sonrası için Mehmet Şimşek'in dilinin altındaki baklayı duydunuz. Diyor ki sıkı para politikası uygulayacağız. Diyor ki kemerleri sıkacağız. Diyor ki acı reçeteyi içireceğiz. Afyon'un güzel insanları, 1 Nisan oldu da, 1 Nisan oldu da eğer AK Parti yine Afyon Belediyesi'ni aldıysa, 1 Nisan oldu da AK Parti MHP oyları aldıysa 2 Nisan günü ne emekliyi duyarlar, ne işçiyi duyarlar, ne esnafı duyarlar, ne çiftçiyi duyarlar, ne hayvancılıkla uğraşanı duyarlar, ne işsizi duyarlar, ne öğrenciyi duyarlar, ne öğretmeni duyarlar. Kimseyi duymazlar. 1 Nisan olduysa ertesi gün yapacak bir şey yok. Ama 1 Nisan'dan bir gün sonra yapacak bir şey yok. Ama bir gün önce yapacak bir şey var. 1 Nisan'dan bir gün önce 31 Mart'ta sandık var, seçim var, yetki sende, mühür elinde. Sen gereğini yaparsan eğer bu sefer oyunuzla AK Parti'ye yeter artık derseniz, bir sarı kart gösterirseniz, bir kırmızı ışık yakarsanız, artık bıçak kemiğe dayandı derseniz, ondan sonra herkes hesabını ona göre yapacaktır. Bugün iktidardaki gücü mutlaka dengelemek. Genel iktidarı yerelden dengelemek zorundayız. Bunu yapmadığımız takdirde kimsenin bizim sesimizi duyacağı yok. Ondan sonra uzun süre seçim de yok, dönüp size bakacak kimse de yok. Bakın en büyük sıkıntıyı emekliler çekiyor. Şaşıracaksın şimdi Burcu, bak. Emekliler el kaldırsın. Bütün Türkiye'de böyle. Peki 10 bin lira alan emekliler el kaldırsın. Neredeyse %70'i en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor insanların. Ben Türkiye'nin dört bir yanında bunun nasıl bir sorun olduğunu söylüyorum ve oradaki örneklerle anlatıyorum. Afyon'dayız. Örneğin önce şunu söyleyeyim. Cepteki en büyük banknot, piyasadaki en büyük banknot 200 lira. Bu 200 lira ilk çıktığında 2009 yılında 131 dolar alıyordu. 131 dolar. O zaman dolar 1 lira 35 kuruşmuş. 131 dolar alıyordu. Şimdi aynı 200 lira 6 dolar alıyor. 6 dolar. 131 dolardan 6 dolara düşmüş paramızın değeri. Şimdi Afyon'da örneğin Afyon'un neyi var? En meşhur sucuğu var. Sucuğun kilosu geçen sene 395 lira. Bu sene 875 lira. En düşük emekli maaşı geçen sene 7500 liraydı ve geçen sene 19 kilo sucuk alıyordu. Bu sene 10 bin lira ama 11 kilo sucuk alıyor. Ramazan mübarek gün geliyor. Bu hükümet geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a emeklinin iftar sofrasından, sahur sofrasından, buzdolabından, mutfağından tam 8 kilo sucuğu emeklinin sofrasından çalmış. Yazıklar olsun bu hükümete. Geçen sene Ramazan'da 19 kilo alan maaş, 19 kilo sucuk alan maaş bu sene Ramazan'da 11 kilo alıyor. Ramazan sofrası sucuk olmadan, Ramazan sofrası kaymak olmadan,
Ramazan sofrası lokum olmadan olmaz. Asla olmuyor ama nerede kaldı o günler? Nerede bulacağız diyor amca. Ama amca maaşını alsa, gitse bir kilo sucuk, kaymak, lokum alsa aldığı maaşın beşte biri gidiyor. Beşte biri. Böyle bir iş olabilir mi? Sadece sucuk, kaymak, lokum almakla maaşın biri beşte biri gider mi? Bakın, bu sadece geçen seneyle karşılaştırma. Emekliler, değerli büyüklerim, şunu bir dinleyin. İnanmayan giderken ilk kuyumcuya sorsun. Tayyip Bey geldiğinde 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Doğru mu? O 1,5 asgari ücretle 3 Kasım 2002 günü gidip de altın almak istediğinde 8 tane çeyrek altın alıyordun. Bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Sorun kuyumcuya, 2,5 çeyrek altın zor alıyor. Yani Tayyip Bey geldiği günden bugüne kadar emeklinin cebinden ayda 5,5 çeyrek altın almış. 5,5 çeyrek altın. Ne yapacağımızı söyleyeceğim. Bakın, emekli ikramiyesi alıyoruz değil mi? Burada hakkını verelim, hatırlayalım, teşekkür edelim. Emekliler ikramiye alıyorsa kimin sayesinde alıyor? Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde alıyorlar. Biz 2015'te her emekliye bir asgari ücret düzeyinde emekli ikramiyesi verelim, iki bayramda da dedik. Önce bunlar veremezsiniz dediler. Para yok dediler. 7 Haziran'ı kaybettiler. 1 Kasım'da biz de vereceğiz dediler. 2018'e kadar bu sözlerini unuttular. Ne zaman seçim geldi, 1000 lira bayram ikramiyesi verdiler. 2021'de 3 yıl sonra 2000 lira oldu. Bu sene 5 yapacağız diyorlardı. 3000 lira da bıraktılar. Bakın, bakın. İlk çıktığı 1000 lira, bizim beğenmediğimiz 1000 lira. Biz asgari ücret olsun diyoruz ya, bugün 3000 değil 17000 olması lazım. O beğenmediğimiz 1000 lira 24 kilo kıyma alıyormuş 2018'de. 1000 lira 24 kilo kıyma alıyormuş. Yani o zamanlar 40 liraymış, 42 liraymış dana kıymanın kilosu, 24 kilo alıyormuşsun. Şimdi aynı maaşla 3000 liralık ikramiyeyle sadece 6 kilo dana kıyma alıyorsun. 6 kilo. 24 kilo, 6 kilo. Ramazan mübarek gün geliyor. Bu iktidar sadece emekli ikramiyenizden 18 kilo kıymayı almış. O yüzden şimdi ne yapacağımızı söyleyeceğim. Ben Tayyip Bey diyorum ki bir emekli kart çıkaralım. Emekliye verilmeyen 17 bin lirayla 10 bin liranın farkını hesaplara 7'şer bin lira her emeklinin maaşına yatıralım. Ayrıca elektrik, su, doğalgazı emeklilere %25 ile %40 arasında indirimli verelim. O diyor ki 7'şer bin liraya bile diyor veremeyiz. 1.4 trilyon lira para gerekir. Bizde böyle bir para yok diyor. Ya Tayyip Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinde 1.4 trilyon lira yoksa vay bizim halimize. Sen kasayı boşalttıysan ben bilmem. Ama ben hesabı yaptım. 1.4 trilyon değil. Tam yarısı lazım. 700 milyar verdiğinde bu iş çözülecek. Vallahi yok diyor. Bakın,
emekliye yok ya. Emekliye yok ya. İliç'te madenden dağ kaydı, 9 işçiyi götürdü. O maden şirketinin 222 milyon vergi borcunu affetmiş. Toplam geçen sene Türkiye'de 692 milyon zenginlerin vergisini, parayı kazanmış, kârı etmiş, beyannameyi vermiş, vergi kesinleşmiş, o vergiyi Plan Bütçe Komisyonu'na önerge veriyor. AK Partililer, MHP'liler bu vergiden vazgeçiyorlar. Almıyorlar. Neymiş? Altın şirketine teşvikmiş. Neymiş? Beşli çeteye teşvikmiş. Size bulamadığı parayı beşli çeteye buluyor. Size bulamadığı parayı yandaş müteahhite biliyor. Size bulamadığı parayı katil maden şirketine buluyor. Bin odalı saraya buluyor. Uçan saraya buluyor. Yüzen saraya buluyor. Yazlık saraya buluyor. Kışlık saraya buluyor. Bir tek emekliye gelince yok diyor. O zaman ne yapacağız? Sandık gelince emekliler de Tayyip Bey'e yok diyecek o zaman. Yok. Bakın emekliler, değerli büyüklerim, her şeye para bulup da emekliye yok diyen Tayyip Bey'e sandıkta oy var mı? Sandıkta oy var mı? Sandıkta oy var mı? Tayyip Bey iyi dinle bak. Bana diyor ki ekonomide işler yolunda. Türkiye büyüdü. Emeklinin şikayeti yok. Onları diyor Özgür Özel tahrik ediyor diyor. Ben emekliyim. Ben şimdi Afyon'dan, ben Sayın Tayyip Erdoğan, ben Afyon'dan emeklileri tahrik ediyorum. Bak emekliler sana ne diyor? Sen eğer emekliye para yok diyorsan 31 Mart'ta Tayyip Bey'e oy var mı? Yok! Var mı? Yok! Vallahi gerisini sen düşün. Eğer emeklinin hakkını verirsen bir daha düşünecekler. Vermezsen sana sandıkta oy moy yok.